Özgürlük bildirgesi, devrimin ilk işaret fişeği, tam bağımsızlık bildirgesi, cumhuriyetin doğum belgesi, kurtuluş savaşının manifestosu, emperyalizme başkaldırı olarak tanımlanan Amasya genelgesi 100 yaşında. Cumhuriyet gazetesi Amasya genelgesinin 100. yılına özel bir içerikle okurlarının karşısına çıktı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeledeki önderliğini anlatan yazısının da yer aldığı içerikte Amasya genelgesinin tarihi önemi bir kez daha belgelerle ortaya koyuldu. Cumhuriyet gazetesi özel olarak hazırladığı ve Anadolu İhtilali'nin 100. yılı başlıklı haberiyle bu özel tarihi okurlarıyla paylaştı. Peki 100 yıl önce tüm dünyaya duyurulan ihtilal neyi ifade ediyor? Kurtuluş Savaşı sürecinde Amasya önemli bir noktada olmuş ve Amasyalılar iki aydın din adamının önderliğinde Mustafa Kemal Paşa'yı adeta bağrına basarak destek verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş mücadelesi Amasya'da halk desteği alarak bir ihtilale dönüştü. 22 Haziran 1919'da tüm dünyaya yayımlanan Amasya genelgesi işte bu ihtilalin manifestosudur. Bu manifesto, kurtuluşun halk iradesiyle olabileceği gerçeğinin altını çizmiş, kurtuluşun ancak ve ancak halk ile mümkün olacağı gerçeğini gözler önüne sermiştir. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin Samsun'a çıkmasından 33 gün sonra 21-22 Haziran 1919 gecesi kaleme alınan bu tarihi belge, aynı zamanda Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı gizli görevle vatanı kurtarmak üzere Anadolu'ya gönderdiği yalanını da çürüten belge niteliğindedir. Genelge, daha ilk maddeleriyle İstanbul hükümetine karşı bir isyanın simgesidir. Vahdettin tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev, Anadolu'da bir isyan başlatmak değil, tam tersine ilk ipuçlarını veren isyanı bastırmak olduğu tarihteki yerini almıştır.